Evet, sezonun sonuna geldik ve nihayetinde burada 3 kişi toplanmanın mutluluğuna ulaşmış bulunmaktayız. Yanımda hem Sercan hem Alican var. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Ayrıca sezonun sıcağı sıcağına yaptığımız son değerlendirme programı da olmuş oluyor. Ayrıca onun da bir mutluluğu içerisindeyiz. Buruk'ta bir hüzünlü var ayrıca üzerimizde. Tabii. Alican tişörte geçmiş. Biz hala gömlek hani üşütmeyelim, final gününe sağlam gelelim kaygısını taşıyoruz biraz Çünkü üzerimizde. Hala biraz serin ya. Evet, inceden. Belki yağmur indirir diye bekliyoruz. Yok. Belki... Burası cumartesi yağmasın da biz final gününü kuru bir zeminde güzel bir havada geçirelim de gerisi bizim için önemli değil. Final öncesinde yağmıştı sanırım, bir de kupa töreninde yağmıştı. Burada hatta kapalı alanda yapmak zorunda kalmıştık kupa törenini. Doğru, iyi hatırladım. Neyse, biz geçelim sezonun son hafta değerlendirmesine. Yarı finallerin ikinci haftasında bu akşam oynanan 3 karşılaşmayla birlikte geride bıraktık. Bu hafta toplam 4 maçımız vardı. Geçtiğimiz hafta bayram tatilimiz vardı. Dün oynanan karşılaşmada Football Brothers United, futbolsa takımını 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 6-1 derken bu 6 golün 3 tanesini forma kuralı gereği maça 3-0 önde başlamak durumunda kaldı Football Brothers United takımı. Lig kupasında finale kalan ilk isim olmuş oldu. Bugünse 3 maçımız vardı. Saatlerimiz şu an 12.30'u gösteriyor. Çarşambaya bağladık aslında. Bugünkü ilk maçımızda 3-3'lük Keyfekeder Büyük Havlu maçının rövanşında Büyük Havlu 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanarak finale kalan ilk takım oldu. İkinci maçımızda yine 3-1 kaybedilen bir ilk maçın ardından, Bordro'nun 3-1 Atletico İbrit karşısında kazandığı bir ilk maçın ardından bugün Atletico İbrit'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan ve penaltı atışlarına giden bir karşılaşma vardı. 7. penaltılar sonucunda Atletico İbrit'te finale kalan ikinci takımımız olmuş oldu. Hem Büyük Havlu'yu hem Atletico İbrit'i buradan tebrik ediyoruz. Tabii ki finale gelen yolda elenen ve mücadele gösteren bütün takımlarımızı ayrıca tebrik ediyoruz. Gecenin son maçında da Lig Kupası'nın ikinci finalistini, son finalistini belirledik. İlk maçta 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Son baskı ile El Destino arasında. İkinci maçı da son baskı rahat bir şekilde 4-1'lik skorla kazandı. Ve ilk defa Efendilik Kupası'nın finalinde misafir bir takım kalmamış oldu. Football Brothers United'da son baskı arasında bir Efendilik Kupası finali izleyeceğiz. O düzenden de tekrardan bahsedelim. 23 Haziran Cumartesi akşamı burada toplanıyoruz. İlk maçımız akşam saat 6'da. Akşam demeye de dilimiz varmıyor gerçi henüz. Güneş, gündüz, evet, güneşin etkisini yeni yeni kaybetmeye başladığı dakikalarda diyelim. İlk maçımız 3.lük 4.lük maçı olacak. Yani kimler oynayacak? Bordro ile Keyfekeder oynayacak. İkinci maçımız bu maçın ardından 7.30'da başlayacak Efendilik Kupası finaliyle devam edeceğiz. Football Brothers United'la son baskı arasında oynanacak bir 3.lük lig kupası finali izleyeceğiz. Ve büyük finalimiz ise 9'da Büyük Havlu'yla Atletico İbrit arasında oynanacak. Atletico İbrit de Efendilik tarihinde daha önceden 2 kere 3.lük elde etmişti. İlk defa finale kalmış büyük oldu. Havlu Büyük Havlu'nun 4. finali ve ikinci kez şampiyon olmak için bu maça çıkacak. Dediğimiz gibi bu zamana kadar mücadele eden, ter döken, emek harcayan bütün takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftanın değerlendirmesini de hızlı bir şekilde alaraktan artık evlerimize dağılacağız. Yarın da işimize gücümüze gideceğiz. Evet, haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü dün burada olan Alican'ın gözetimi altında gelen bir goldü. Alican bize haftanın golünü anlatacak. Lig Kupası yarı final rövanş maçında futbolsa ile Football Brothers United maçından geldi güzel haftanın golü. Göksel iyi bir performans gösterdi takım adına bu maçta. Gollerine devam etti tabii ki sezon boyunca olduğu gibi. Gol kralı da herhalde Göksel olacaktır. 40 golü ulaştı diye hatırlıyorum. En yakın rakibi Sercan 29 goldü diye hatırlıyorum. Yani Sercan 11 gol atıp Göksel böyle ayağını boşa savurmazsa muhtemelen Göksel sezonu gol kralı olarak tamamlayacak. Yanılmıyorsam Football Brothers United'ın 5-1 yaptığı andaki golü kaydetmişti. Uzak mesafeden ceza sahası dışından biraz çaprazdan. Kalede Doruk vardı futbolsa da
hiçbir şekilde müdahale edemedi. Sadece bakmakla yetindi o gole, güzel gole. Haftanın golünü Göksel'i seçiyoruz. Göksel'i de çoğu haftalarda olduğu gibi tebrik etmeye devam ediyoruz. O var mı başka bir aday golümüz? Serbay'dı. 6. gol yine güzel bir şık bir gole imza atmış Serbay'dı. Serbay'ı da ayrıca buradan izleyerekten golünü, onu da tebriklerimizi iletiyoruz. Haftanın golünü söyledik. Haftanın kurtarışında sıra. Yine Ali Can'dayız. Üst üste. Haftanın kurtarışı sanıyorum Hüseyin'i seçiyoruz ortak karar olarak. Armağan'ın uzak mesafeden şutunda son anda yumrukla, yanlış hatırlamıyorsam, çeldi. Topu dışarı gönderdi. Güzel bir kurtarış imza attı. Aynı maçtan büyük havludan da Ceyhun Ali'nin şutunda köşeden çıkardı. O da güzel bir kurtarıştı. Sen de ekleme yapacaksın sanırım. Evet, ben öncelikle Hüseyin abiyi tebrik edeceğim. Haftanın kurtarışı seçildiği için. Ona da ayrıca buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Haftalardır haftanın ikinci kurtarışını yaptığı için Instagram'da videolarda kendisini göremedikçe bize kızıyordu. Bu hafta artık haftanın kurtarışı olarak Hüseyin abinin kurtarışını seçtik. Tebrik ederiz. Benim... Daha doğrusu hepimizin dikkatini çeken komik bir olay yaşadık son maçta. El Destino'nun bir atağında kaleciyle karşı karşıya kalmışlardı sanıyorum. Ercan da böyle kontrpiyede kaldı kalede. Çıkayım mı çıkmayayım mı, ayağımı uzatayım mı uzatmayayım mı, böyle bir durumda kaldılar. Ercan'ın ayağına çarptı. Top kaleye doğru giderken de Can da topu çizgiden çıkarmak için kalesine doğru koşuyordu ama topa da bakmadan koşuyordu. Ercan'ın ayağından seken top Can'ın kafasına çarptı. Can bu topu beklemediği için orada bir sersemledi. Neredeyse hani sarsıntı geçirdi bile diyebiliriz. Ve bu şekilde Can da topu kurtarmış oldu aslında. Evet, bizim bayağı bir komiğimize giden bir kurtarıştı. Can'ı da ayrıca buradan tebrik ediyoruz. O kurtarışı da buradan izliyoruz bir yandan arka plandan. Haftanın kurtarışında bu şekilde bir ekleme yapalım. Hüseyin abiyi tekrardan tebrik edelim. Şimdi Sercan tarafına döneceğiz. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu aslında belki de bu eşleşmelerin en önemli maçıydı ya da en çekişmeli geçen maçta diyebiliriz. Atletico Hibrid, diğer takımın büyük adamı. Havlu. Büyük havlu. Yok. Bordura. Bordura. Trolledim ben de. Atletico Hibrid Bordura eşleşmesiydi. Hibrid bir şekilde finale çıkmayı başaran takım oldu. Stoperi Okan hem savunma anlamında çok etkili performans sergiledi, hem maçın penaltılara gitmesini sağlayan golü gidip buldu. Bir duran top organizasyonunda çıkmıştı. Önüne düşen topta çok da basit olmayan bir golü ağlara gönderdi. Yetmezmiş gibi penaltılara giden maçta da 5. penaltıyı, yani sorumluluk isteyen bir penaltıyı bir stoper olarak gitti. Gole dönüştürdü. O yüzden Okan haftanın bizim için en iyi oyuncusu. Kamaranesi Okan'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten 5. penaltıyı atmak yürek ister. Çok da teknik penaltı atıyor. AC Nevizade ile Atletico Ibrit arasındaki çeyrek final maçında da yine Okan çok güzel bir penaltı kullanmıştı. Neredeyse topu yan ağlara göndererek bir teknikte göndermişti. Bugün attığı golün benzer pozisyonunu bir kere daha yakaladı. Onda artık golü bulamadı ama işte bir stopere göre takım için ekstra bir sorumluluk almış oldu. Ekstra bir varlık göstermiş oldu. Tabii ki bu performans çok önemliydi. Başka ekleyeceğim bir performans var mı bununla birlikte? Son maçta Emre Özbursalı'nın golleri ve asisti vardı. Saruhan da etkiliydi. Yine o da katkı verdi son baskıda bayağı. Dünden de Göksel'i zaten söylemiştik. Football Brothers United adına bu şekilde söyleyebiliriz. Onları da lig kupası altında haftanın iyi performanslar arasında gösterebiliriz. Ama takımını şampiyonluğa doğru, final maçına doğru yönelten taşıyan bir harekette isim, taşıyan isim olduğu için Okan Özkan'ı biz haftanın oyuncusu seçiyoruz buradan. Haftanın takımını da yine sana soralım. Haftanın takımı da yine Şampiyonlar Grubu eşleşmelerinden, diğer eşleşmeden biraz önce şaşırdığımız Büyük Havlu Hibrit. Değil. Değil. Büyük Havlu KFK'den eşleşmesi tarafında ilk maç beraber etmişti. Bu maçta Büyük Havlu 1-0 geriye düştü. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı da bu şekilde sona erdi. Büyük Havlu gerideydi. Ama ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. Çok iyi kapandılar ama yetmedi. Hücumda da çok iyilerdi. 3 gol atıp galip geldiler. Finale çıktılar. Takım olarak çok iyi performans sergilediler. O yüzden haftanın takımı da Büyük Havlu.
Teşekkür ediyoruz. Büyük Havlu takımını da tebrik ediyoruz. Haftanın beyefendisi olayı var yine sanırım. Onu da senden dinleyelim. Sen daha net bir şekilde gördün pozisyonu. Son maçta, biraz önce sona eren maçta El Destino takımı, doğru söyledim değil mi? Kalecisi. Çıkardığı bir topta, aslında çıkardığını hiç kimse fark etmemişti. Yani ne biz izlerken fark ettik, ne sahadaki oyuncular fark etti. Sadece kendisi top, herkes out'a çıktı zannederken hakemi uyarıp ben topa dokundum dedi ve bir korner kullanılmasını sağladı Gökhan. O yüzden bu centilmence davranıştan dolayı kendisini haftanın beyefendisi seçiyoruz. Evet, yarı final ikinci hafta maçlarında da bir beyefendi çıkarmış olduk. Kamera arkasındaki kahramanımız Ahmet abimizi de alalım buraya. Başka bir şey. Son vedamızı bu şekilde gerçekleştirmiş olalım. Güneş gözlüğüyle gelmiş. Saat kaçtan beri dışarılardaysa artık. Öğlenden beri dışarıda olunca böyle oluyor. Gel Sercan, sen de sığınmıyorsun. Evet, biz yağmur demeden, kar demeden, çamur demeden, kar yağmadı. Bu sezonu burada geçirdik, tamamladık. İnşallah da cumartesi günü güzel bir etkinlikle birlikte bunu taçlandıracağız. Bu ekip özelinde hepinize biz selamlarımızı iletiyoruz. Cumartesi akşamı final günü etkinliğinde sizleri tribünlerde görmek istiyoruz. Ha, bu haftanın değerlendirmesi kısmının canlı olarak yaptığımız sonuncusuydu. Ama aklımızda da güzel bir proje var. Sezon bittikten sonra yine biz bu dörtlü bir araya gelerek güzel bir Efendilik 2017-2018 sezonu değerlendirmesi yapacağız. Bunun da sözünü verelim sizlere. Bunları da YouTube kanalımızdan sizlere duyuracağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. 23 Haziran Cumartesi akşamı görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bekliyoruz.